Hiç gördün mü böyle yok, bir mantar? Yok, ilk defa görüyorum ha. Kupuf mantarı bu da. Çok iridir. Bu alpin bölgede yetişiyor sadece. Ormanlardaki puhpuh mantarı çok daha küçük olur. Bu faaliyetimizde şu anda göller bölgesinde bulunuyorum. Aynalı Göl'e çıkış yapıyorum. Az bir yolum kaldı. Şu sırtı açtıktan sonra Aynalı Göl görünecek ve hemen Aynalı Göl'e iniş yapacağım. Bugün dört gölün de buzlu halini yaşamak için buraya geldim. Bir arkadaşım var, o da arkadan geliyor. Samet Korkmaz. Göllerin buzlarının eridiği son dönemleri yaşamak üzere buradayız. Hadi bakalım, güzel bir faaliyet olmasını diliyorum. Sizlere de iyi seyirler. Evet, Aynalı Göl buzu tamamen erimiş. Sadece kenarında bir miktar olsa da gölün neredeyse tamamı açılmış. Aynalı Göl'ün buradan suyu tahliye ettiği dönemleri görmek çok nadir mümkün olabiliyor. O görüntülerden birisi bize şu anda yani kendini göstermiş oldu. Aynalı Göl'ün suyu şu anda buradan takılı oluyor. Ama bu su azaldıkça bu tahliye içeriden de yer altından sızarak devam ediyor. Şimdi Aynalı Göl'ün en dolu halini şu anda görüyoruz. Evet. Burada bakın yaşayan tek canlı diyemeyeceğim, böcekler de var ama bu da bir kurbağa larvası. Bu larva yine kurbağalar kışı atlatmış ve yeni yavrular için buraya yumurtalarını bırakmışlar. Bunlar da kurbağa olup devam edecekler. Çünkü kurbağalar burada donarak bir uyku yaşamına geçip tekrar canlanıp hayatlarına devam ediyorlar. Yani donan kurbağanın yaşadığı bir bölge burası. Aynalı Göl'de yani adını bir ayna gibi görüntüyü yansıtmasından alıyor. Çok durağan olduğunda bunu zaten bir su gibi değil, bir ayna gibi görüyorsunuz. Şu karşıki sırtlardan hep çıkıyoruz. Karda da çıktığım var. Karlı dönemlerde de çıktığım var. Karsız dönemlerde de çıktığım var. Çıkılabiliyor buradan yukarıda. Aynalı Göl'deyiz ve bir ayı dışkısı, dışkının içinde yün tüyler var. Canlı bir hayvan yediğini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bir ayı canlı bir hayvanı yemiş ama top top da tüy çıkarmış. Ölmüş o. Çünkü donmuş ayakları hayran, geri doğru kıvrılmış ayakları da bir şey yemiş olsa onu hap gibi yutar. Hiç kurumuyor. Sen kurumuş tabii. Belki üzerinden kış geçti. Kılarının yanında burada da yine bir işte belki bir koyunu alıp getirip yemiş olabilir burada. Çünkü yine bir tüy yumağı, bir ayı dışkısından kalan tüy yumağı yiyip burada belki dışkıladı olabilir. Mumyaya dönüşmüş bir kurbağa. Demek ki kurbağaların da belli bir yaşam süreleri sonucunda donma işlemini gerçekleştiremeyip bu şekilde ölüyor olabilirler. Aynalı Göl sisler içinde kaldı. Sırada Karagöl var. Şimdi de Karagöl'deyiz. Karagöl'de yaz mevsimine göre kirlenmemiş suyu, pırıl pırıl cam gibi bir suyu var. Evet, Karagöl'de buzlu suya girmeyi deneyeceğim. Gidelim bakalım şuraya şimdi.
Uygun bölgelere, yüzlerin olduğu yere de var. Gidelim. Karagöl'ün buzlarındayız. Uludağ göllerinin erime döneminin son günleri. Biz de bu güzellikleri yaşamak üzere Uludağ Göller Bölgesi'ndeyiz. İlk olarak Aynalı Gölü ziyaret ettik. Şimdi de Karagöl'deyiz. Karagöl'ün buzlu sularındayız. Yakıcı bir soğuk ve şu anda sıcaktan mı yanıyorum, soğuktan mı belli değil. Gerçekten ama inanılmaz bir şok. Müthiş bir şok. Evet, bu şoku yaşayın derim. Bursa'da göllere, buzlu göllere girme dönemini bu yılda sürdürüyoruz. Buzlu göllere girme geleneği Bursa'da devam edecektir. Buzlu Göl'deyiz. Buzlu Göl'ün oldukça fazla buzu var. Hala erimemiş tabii. Bu da dalga dalga yukarıdan gelen bir çığı gösteriyor bize. Buz çok kalın çünkü yukarıdan çığı gelmiş. Çığ yükü çok kalın bir buz tabakası oluşturmuş. Erimesi epey zaman alacak gibi görünüyor. Evet. Yani çığın oluşumunu buradan okumak mümkün. Şu anda gölün tamamen üzerinde bulunuyoruz. Ama bir çığ akıntısı işte bu şekilde gölü bir kalın bir buza çevirmiş. Buzlu gölleri gezmeye devam ediyoruz. Buraya da gelen bir çığın gölde yarattığı bu buz tabakasını izleyerek burayı gezmeye devam ediyoruz. Vay! Evet, burası da Buzlu Göl. Şimdi Uludağ'da Buzlu Göl'e de giriş yaptık. Buzlu Göl eksik kalmasın. Bu güzelliği yaşayın. Sudaki çamuru bulandırdım tabii. Bakalım. Evet, Buzlu Göl'e de veda ediyoruz. Buzlu Göl'ü de ziyaret ettik. Nasıldı mı Samet? Göllerimizin buzlu halini daha önce bu şekilde gördün mü? Bu çığ düşmüş şekilde buraya görmemiştim abi. Yazın zirveye çıkarken daha açık halini görmüştüm. Yani bu kadar çığ düşeceğini tahmin de etmedim. Gölleri buraya buzlu olarak ziyaret ettin mi daha önce? Yok, etmedim. İlk defa ediyorum. Ediyorsun. Peki burada da yeni Uludağ'ın farklı bir yüzünü görmüş oldun. Evet. Değil mi? Marmara bölgesinin en zengin doğası olan Alpin bölgeleriyle en geniş Alpin bölgeye sahip dağı Uludağ'dayız. Uludağ'ın incileri olan göllerindeyiz şu anda. Eriyen karları ve eriyen buzları görüntülemek için ve burayı yaşamak için gölleri ziyaret ettik. Bugün yine kendimle yarış içindeyim. İlk defa kendi yaptığım bir eylemi daha ileri safhaya taşımak için bir günde 3 göle giriyorum.
Vay. Vay. Güzelmiş. Evet. Bursa'daki göller olayı devam ediyor. Oo. Aa. Zor kırılıyor bunlar da. Üçüncü gölü de girişini yaparak kendi daha önceki yaptığım eylemi bir aşamaya, ileri aşamaya taşımış oldum. Umarım gelecek yıl bunu daha geniş katılımlarla, diğer arkadaşların da katılımıyla daha coşkulu bir şekilde ileriye bu geleneği sürdürüp daha ileriki yıllara da taşımayı arzu ediyorum. Ve buradan bu yaptığım şeyi gerçekten insana müthiş bir enerji veriyor. Bu anlatılır bir şey değil. Bunu yaşamadan hissedemezsiniz. Anlayamazsınız daha doğrusu. Eğer kendi sınırlarınız içinde, kendi limitleriniz dahilinde bunu bilinçli olarak yaparsanız çok yararlı bir şey, çok faydalı. Onun için eğer zihin olarak, yani motive olup bunu yapacağınıza inanarak kendinizi hazırlarsanız inanılmaz bir şey. Evet, bize Uludağ'ımız böyle bir imkan sunuyor. İşte ben de bu imkandan yararlanıyorum. Her şey bu kadar. Yani soğuk sulara girmek bilinçli yapıldığında insan sağlığına zararlı değildir. Aksine bizde kan dolaşımını da artırarak bir çeliklemeye, bir şoka neden oluyor. Bunun da bilim insanları sağlıklı olduğunu tespit etmişler. Ben de bunu yaşayan bir tanı olarak sizlerle paylaşıyorum. Kilimli Göl'deyiz. Kilimli Göl'e de veda ediyoruz. Kampımızı aşağıda kurup geceyi biraz daha aşağıdaki bir alt seviyede geçireceğiz. Uludağ'da akşam oluyor. Güneşin de son ışıkları tepeyi açtı. Daha önce de söylediğim gibi Uludağ'da iki mevsim var. Karlar eridikten sonra kısa süreli bir yaz, sonrasında tekrar Eylül ayından itibaren kar yağma, her an kar yağma ihtimali var ve genel olarak da yağıyor zaten. Önümüzdeki aylardan sonraki yeni karlı mevsime kadar ben de Uludağ'a veda ediyorum. Çünkü yakın bir zamanda yurt dışına gidiyorum, bir süre Uludağ'ımdan ayrı kalacağım. Açtı, biraz kendini gösterdi. Hava açıyor. Muhtemelen bu gece hava açmış olacak. Yarın da büyük bir ihtimalle meteorolojinin de söylediğine göre pırıl pırıl bir hava bekliyoruz.